AREN TV'den hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün NATO zirvesi toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmelerde özellikle AB ülkelerine gelin Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Türkiye'nin ününü açın ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken sorular yöneltti. Bu sorulardan biri de AB'nin yolu Can Atalay'dan, Osman Kavala'dan ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından geçiyor dedi. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değerli dostlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmelerini hep beraber izleyeceğiz. İzlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için sizlerin de bizlere desteği olması için öncelikle bu yayını beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi CHP deri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep beraber izleyelim değerli dostlar. Cezaevlerimiz sıka basa dolu. Gazetecisinden avukatına, doktorundan tut, mimarına kadar herkes bir anlamda bir şekliyle cezaevinden geçiyor tıka basa dolu olan cezaevinde gücü olanlar, siyasi gücü olanlar adamını bulup hemen çıkıyor, çıkabiliyorlar. Hatta katilleri bile serbest bırakıyorlar. Gazeteci yazdıktan sonra vay bu katili kim serbest bıraktı diye sorgulamadan sonra gidip yakalayıp yeniden cezaevine koyuyorlar. Dolayısıyla Hatay Milletvekili Can Atalay hala içerdim. Son iki ayı da cezaevinde geçirdim. Merdan Yanarda hakkında hiçbir yargılama kararı olmadı. Yani gözaltı değil de tutuklama kararı çıktı ama mahkumiyet kararı olmamasına karşın o da içeride. Ve Rütük Telebir'e ceza yağdırıyor, yağdırdı daha doğrusu. Bunlar aslında hepimizin bildiği demokrasi gelişmemiş ya da antidemokratik bir ülkede karşılaştığımız olaylardır. Ama bu olaylar bizi yıldırmayacak tam tersine bizler bu ülkeye demokrasiyi getirmek için hep beraber hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 2019'da bunlar parlamentoya bir adli reform diye bir uygulama getirmişlerdi. Anayasaya ve yasalarımıza göre meclisten bir reform çıkaralım demişlerdi ve oradaki temel hedef şuydu. Yargı reformunda şu denmişti haber amacıyla ya da eleştiri maksatlı açıklamalar suç kabul edilemez. Parlamento da söyleniyor bu. Ama bunlar şu anda suç kabul ediliyor. Hiç kimse unutmasın basın hürdür sansür edilemez. Dünyanın kabul ettiği, dünyanın bütün demokrasilerinin kabul ettiği temel bir ilkedir. Ve biz bu temel ilke çerçevesinde sesimizi her ortamda yükselteceğiz. Diyarbakır'da gazeteciler yine 16 gazeteci 13 aydır hapistelerdi. Onlar bugün yargı karşısına çıkacaklar. Hatta bu gazetecilerin bazı haberleri yayınlandı ve haberleri dolayısıyla da ödül aldı bu gazeteciler. E, dolayısıyla şimdi hakim huzuruna çıkacaklar. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti pek çok uluslararası kuruluşunda üyesidir. Bunlardan birisi de NATO'dur. NATO üyesiyiz. Dolayısıyla NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır. Ve dolayısıyla bir ülke NATO'ya üye olmak istiyorsa NATO'ya üye olan ülkelerin hepsinin kabul oyu vermesi gerekir. İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını korudu, ülkesinde tuttu, onlara destek verdiği için Türkiye hayır biz İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz dediler. Gayet açık gayet net. Değerli arkadaşlarım asla üye olamazlar diye çok açık çok net ifadeler kullanıldı. İsveç geri adım atmadı tam tersine İsveç'te bizim kutsal kitabımızı Kuran'ı yaktılar. Ona da yeterince tepki göstermedi iktidar kanadı. Sonra ne oldu? Biden telefon etti Erdoğan'a. Erdoğan birdenbire 180 derece döndü. Efendim biz İsveç'in NATO'ya girişine evet diyeceğiz ve meclise getireceğiz dedi. Değerli arkadaşlarım. Bir devlet böyle yönetilir mi? Bizi televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Son seçimlerde AK Parti'ye oy veren saygıdeğer kardeşlerim bir devleti yöneten bir kişi, üstelik Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, onuruyla hayatta kalan, onuruyla varlığını sürdüren, onuruyla büyümesini, demokrasini geliştirmeye çalışan bir devlet böyle yönetilir mi? Dün söylediğinizi bugün neden yalıyorsunuz? Dün söylediğinizi bugün neden inkar ediyorsunuz? Biden telefon etti. Eminim derhal ayağa fırlayıp esas duruşa geçip ne emrediyorsunuz demiştir. Bir devlet böyle yönetilmez. Kardeşim bunlar teröristleri serbest bıraktı mı? Senin dediklerini yaptılar mı? Teröristleri hala koruyorlar mı? E peki sen dün hayır diyordun bugün neden evet dedin? Kullanılan cümle şu. Efendim bize Avrupa Birliği'nde destek verecekler. İsveç Avrupa Birliği'nde destek verecek. Dünyadan haberi yok. Ya orası NATO kardeşim, Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği ayrı, NATO ayrı. Sen Avrupa Birliği'ndeki toplantılara seni davet ediyorlar mı? Yıllardır davet etmiyorlar. Seni alacaklarını söylediler mi? Hiç söylemediler. Şu geldiğimiz hale bakın. Yalan üzerine politika, üstelik dış politika oluşturuyorsunuz. Bu kabul edilecek türden bir şey değerli değil arkadaşlarım. Ben söyleyeyim. Bizi Avrupa Birliği'ne alacaklarsa Avrupa Birliği'nin demokratik standartları var. Onları yerine getirmezseniz sizi almazlar. Sayın 84 milyona demokrasiyi getiriyor musun? Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Getirirsen tamam. Demokrasinin yolu yani Avrupa Birliği'nin yolu Can Atalay Osman Kabala, Merdan Yanardağ, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay bunlardan geçiyor. Sen bunları içeri tıktın. Sen bunları serbest bırakacak mısın? O zaman kim Avrupa Birliği'ne alacak? Yine Avrupa Birliği'nin yolu Selahattin Demirtaş'tan, Emine Şen Yaşar'dan tweet attı diye gözaltına alınan gencecik çocuklardan geçiyor. Sen bunların gereğini yapacağına bu millete söz verdin mi? Burada da söz vermedin. Yine Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'da tutukçu gazetecilerden ve Galatasaray Meydanı'nda gidip de evladının, annesinin, babasının, çoluğunun, çocuğunun hakkını arayan Cumartesi annelerinden geçiyor. E sen bunların hakkını teslim edecek misin? Devletsin. Bu annelerin çocuklarını katledenleri yakalayıp adalete teslim edecek misin? Cumartesi annelerinin yolunu hepimiz gözlemek zorundayız. Hiç kimse böyle bir felakette karşılaşmak istemez. Hiç kimse evladının faili meşhur bir cinayete kurban edilmesini istemez. Hangi anne ister? Benim gözümde Diyarbakır anneleri neyse cumartesi anneleri de odur. Anneler annedir. Bütün annelerin başımın üstünde yeri vardır. Bütün anneleri. Memleketi cehenneme döndürüyorsun. Telefon geliyor, koşa koşa gidiyorsun. Nasıl diyorsun? Bütün söylediklerini inkar ediyorsun. Ondan sonra da ben İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul ediyorum diyorsun. Meclise getireceğim diyorsun. Ben merak ediyorum meclise ne diyecekler bunlar. Gerçekten merak ediyorum meclise ne diyecekler. Efendim devlet yönetimi devlet adaletle yönetilir diyoruz. Devletin dini adalettir diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde haksızlıklar, hukuksuzluklar olur diyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Tarihte binlerce kişi söylüyor. Evet değerli dostlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tutuklu gazetecilerden tutun cumartesi anelerine e gezi tutuklarından Selahattin Demirtaş'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abenli yolu bunlardan geçer ve bunları serbest bırakacak mısınız diye sordu. Evet el dostlar liderinin açıklamaları bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ayren TV ile kalın.